Kobane'yi bahane edip tamamen İslam'a ve Müslüman halka düşmanlığını ilan eden bu çeteler arkalarındaki siyasi partilerin talimatıyla bütün halkı sokaklara dökmüşler ve Kobane ile hiçbir alakası olmayan, oradaki örgütlerle hiçbir ilgisi alakası olmayan Hüdapar'ı, IŞİD Kobane'nin bahanesiyle Hüdapar'ı talimatla, hatta kendileri böyle bir açıklama yapmışlardır. Onların çeteleri internet sitelerinde Hüdapar ve üyelerini tamamen yok edin, imha edin diye böyle bir açıklamada bulunmuşlardır. Şimdi daha önceden Hüdapar'ı El-Nusra ile ilişkilendiren bu zihniyet daha sonradan Suriye'de El-Nusra ile birleşip mücadele etmiş. Şimdi de IŞİD çıkınca bu sefer IŞİD'i bahane edip Hüdapar'ı amaçları, Hüdapar'ı ve üyelerini, gönüllülerini tamamen ortadan kaldırmak, yok etmek. Böyle bir girişimde bulunmaktadırlar. Yalnız bizim de kamuoyuna açık ve net olarak söyleyelim. Daha önceki saldırılarda, yani bizim derneklerimize, bize yakın derneklere ve partimizin binalarına, üyelerimize ve iş yerlerine yönelik 200'ün üzerinde saldırı olmuştur. Biz bu saldırılara karşı her zaman sağduyumuzu muhafaza ettik. Halkı sükunete çağırdık. Üyelerimizi bu konuda uyardık. Onların böyle bir galeyana gelmemesi için telkinde bulunduk. Ancak yani bunların yapmış oldukları bu vahşet bu işin artık sınırını aşmış olduğunu göstermektedir. Bugün burada PKK ve yandaşlarını kınamak için sivil toplum kuruluşları olarak bulunmaktayız. Kurban bayramımızı kana bulayan PKK, HDP çeteleri son günlerde azmışlar ve saldırılarını iyice artırmışlardır. İşte görüyoruz ki İslami partilerin, İslami derneklerin, Kur'an kurslarının hatta camilere kadar yakmışlar ve her türlü vahşeti ortaya koymuşlardır. Şu resimlerde gördüğünüz insanlar, birisi üçüncü kattan atılmış, kafası taşla ezilmiş. Herkesin aklına şu gelir ki sanki burası Filistin ve bu zulmü yapan İsrail askerleridir. Ama burası ne Filistin'dir ne bu vahşeti işleyen de İsrail askerleridir. İşte orada başı taşla ezilen Diyarbakırlı Hasan'dır ve onu yapanlar da PKK ve HDP çeteleridir. Ve hemen yanındaki diğer resimde yanmış insan var. Öldürülmüş, üstünden araçla geçirilmiş ve sonra cesedi yakılmış insan. Sanki dersiniz ki burası da Myanmar. Bunu da sanki alçak zalim Budistler yapmış. Sözümüz bir de hükümete. Eğer insanları, halkı korumadan acizseniz bunu ifade edin. Bunu ortaya koyun ki halk bu aziyetinizi bilsin ve kendisini müdafaa edebilsin. Bunca polise, bunca askere rağmen eğer Müslüman insanların evi talan ediliyorsa, dükkanları yağmalanıyorsa, bu çeteler binaları taşlıyor ve molotofluyorsa, camilere kadar yakıyor ve polisler buna müdahale edemiyorsa, bu konuda aciz kalıyorsa en azından bunu ifade etsinler ki halk kendini koruyabilsin. 07.10.2014 gece saat 01 civarında Kobani olayını bahane eden kalabalık HDP ve PKK'li grup çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu'da olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde İslami parti, dernek ve STK binalarımıza yönelik fiili saldırıları gerçekleştirmişlerdir. Şehitlerin kanı zalimleri boğacak. Şehitlerin kanı zalimleri boğacak. Şehitlerin kanı zalimleri boğacak. Platforma üye Köyler isimli İslami Sivil Toplum Kuruluşu saldırganların hedefi oldu. Dernek binasında bulunan üyemiz Turan Yavaş silahlı saldırı sonucu katledildi. PKK şaşırma, sabrımızı taşırma. PKK şaşırma, sabrımızı taşırma. PKK şaşırma, sabrımızı taşırma. PKK şaşırma, sabrımızı taşırma. Şu asla unutulmamalıdır ki Hüdapar'da Mustazaflar Camiası kurulduğu günden bu yana en azgın saldırılar karşısında geçmişte olduğu gibi bugün de asla geri adım atmamış ve atmayacaktır. Ve bizler bu sözümüze bağlıyız. Azgın PKK ve HDP çetelerinin her türlü saldırısına Müslüman halkımız tarafından misliyle karşılık verilmiş ve nefsi müdafaa çerçevesinde direnişimiz devam edecektir.